Seyirciler aspor Spor Yorumcusu Turgay Demir liglerin son durumunu değerlendirdi. Bir başka aspor Yorumcusu Aldın Domaç şimdi bizi bekliyor. Hazır. Aldın abi hoş geldiniz siz de yayınımıza. Hoş bulduk Cüneyt. Ben bir yeşillerin etrafında değilim ama içime bir yeşil tişört giydim. Hiç olmazsa oradan kurtarırız durumu diyorum. Evet arkada da yeşil beyaz <laughs> Giresun spor formasını Forması görüyoruz. Forması duruyor. Evet <laughs> ki olması gerektiği yerde bir Giresunlu olarak Adnan abi gayet güzel. Ve tabii Adnan meşhur koleksiyonu her gittiğimiz yerden, sportif <laughs> organizasyonlardan biz de karınca kararca destek vermeye çalışıyoruz. Sağ ol, çok teşekkür ederim. <laughs> Katkı vermeye çalışıyoruz gerçekten. Haldun abi ne diyorsunuz? Biraz gergin bir yayın yaptık az önce izlemişsinizdir. Turgay haklı tespitleri vardı. Yine onun, onun öncesinde Doğru. Mehmet Özdile Koçan'ın çok haklı tespitleri vardı. Üzüntülerini dile getirdi. Spor teknik direktörü Mehmet Özdilek'te. Siz süreci nasıl yorumluyorsunuz bugünkü yeni vakaların ışığında? Şimdi tabii bugünkü yeni vakalar herkesin kafasında bir soru işareti oluşmasına neden oldu. Bugüne kadar aslında her şey normal gidiyordu. Hatta Ankara gücünde Ricardo Fatin'in işte sağlığına kavuşup tekrar geri dönmesi onun sonucunda tamam artık normal gidecekmiş gibi görünüyordu. Şimdi orada tabii ki şu var, Turgay da itiraz etti ama bir gerçek var ki o şimdilik sözü aslında şu anda oynanmasına yönelik bir söz olarak vurgulanıyor ki sürekli şimdiliği kullanıyorlar. Bunun da sebebi şu. Şimdi eğer 27 Mayıs'a kadar siz bir karar vermezseniz, bir karar vermek zorunluluğunuz var. UEFA öyle istiyor. 27 Mayıs'ta UEFA'nın yönetim kurulu toplantısı var. O toplantıda bana ne yapacağınız hakkında karar verin diyor. Yani ne yapacaksınız? Playoff mu yapacaksınız, i̇şte tescil mi edeceksiniz, yoksa oynatacak mısınız? Şimdi öncelikli maddesi de şu UEFA'nın. Öncelikle ben oynanmasından yana tavır alınmasını istiyorum diyor UEFA. Oynanmasından yana tavır alınmasını istiyorum. Şimdi buradaki açıklamanın sebebi oynanmasından yana UEFA'nın aldığı tavrın yerine getirilmesi konusunda. Yani Futbol Federasyonu bunu yapmaya çalışıyor. Tabii ki insan sağlığının çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsan sağlığının önemli olduğu gerçeğini kim inkar edebilir ki? Bu noktada şu var. Tabii ki bu noktaya bakıyoruz ama bir de bir başka noktası daha var. Şimdi UEFA'ya takım bildirmek zorundasınız. Yani bir takımı bildirmek zorundasınız. 3 Ağustos'tan sonra bana gelme diyor UEFA. Yani ben e, gerekirse kendim seçerim e, kimi almak istiyorum. E, as, almak istersem. Hatta şeffaf, adaletli, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak e, bir e, karar olsun diyor. Şimdi şöyle bir şey düşünsek, bir senaryo düşünsek. Hı hı. Dese ki mesela UEFA Kayserispor almak istiyorum. Ne diyeceğiz biz? Hiçbir şey söyleyemeyeceğiz yani bu nok, bu şartlar altında. Onun için de e, vurgulamak istediğim şu, e, oynamak isteği bir iyi niyet. Yani oynatmak isteği bir iyi niyet. E, bu noktada e, önümüzdeki süreci kullanmaya çalışıyor federasyon. Çünkü bu süreç içerisinde neler olacağını net bilmiyoruz. Mesela e, seyahatle ilgili halen kısıtlamalar var. Acaba Türk Hava Yolları 24'ünden sonra, 24 Mayıs'tan sonra e, seferlerini başlatabilecek mi? Bütün bunlar takip edilecek süreç. 24'ünde e, eğer böyle bir şey söz konusu olursa 27'sinde benlikleri oynatacağım diye bildireceksiniz. Ama yok olmazsa e, seferler gerçekleşmezse, birçok bir sorun e, arka arkaya eklenirse o zaman o şimdilik olmak kaydıyla sözü, e, geçerliliğini kazanacak ve ondan sonraki diğer senaryolara bakılacak. Yani o olay e, gerçekleşmediği için diğer senaryolara bakılacak. Yoksa e, şu andaki bu e, konudaki federasyonun ben e, oynatma çabasını e, mantık çerçevesinde doğru buluyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi eğer bu e, maçlar oynanmazsa, geride kalan haftalar oynanmazsa ne tür bir tabloda çıkacak ona da bakalım. bakalım. Bir kere zaten 588 milyon yayıncı kuruluştan alınacak para var. Aşağı yukarı 100 milyon dolar falan gibi bir rakama denk düşüyor. Şimdi bu parayı alamayacak kulüplerimiz. Dolayısıyla bunları kasalarına koyamayacaklar. Oysa buna karşılık e, oyuncular paralarını isteyecekler oynamasalarda. Belki maç başlarını istemeyecekler ama oyuncular paralarını isteyecek. Yani ben sözleşmemi yapmışım. O sözleşme çerçevesinde alacaklarımı almak istiyorum. Şimdi kulüpler tamam e, kulüplerimizin sağlıklı bir ekonomik yapısı yok. Bunu biliyoruz ama iyice batağa sürüklenecek kulüpler. Yani bundan sonra hiçbir şey yapamayacak hale gelecekler. Dolayısıyla o kısmın da önemli olduğu için bu süreci şimdilik kaydıyla başlatmayı düşündü federasyon ki kaldı ki şöyle bir dün bir karar aldılar Cüneyt biliyorsun. Dünkü kararda bir hafta ileriye attılar birinciligi. Birincilik bir hafta ileriye atıldı. Yani birincilik 19 Haziran'da başlayacak. Bunun sebebi de 12 Haziran'daki durumu bir görelim. Yani Süper Lig'deki yapıya bir bakalım. Ondan sonra onunla ilgili yeni bir karar verelim dediler. Ve 18 Temmuz'a da ee, ...üçüncü ligi, ikinci ligi ve e, bal ligini attılar 18 Temmuz'a. Ama yine şimdilik kaydıyla. Şimdi orada da bazı itirazlar var. Biliyorum ben de alt ligleri çok iyi takip eden biriyim biliyorsun. Doğru. Bazı statların e, ne e, soyunma odaları buna e, imkan veriyor... ...ne e, kulübeleri imkan veriyor. Oyuncuların bazı ayakta kalıyor kulübelerde, yedek kulübelerinde. Ne buna o imkan veriyor, ne koridorlar, ne duşlar imkan veriyor... Bütün dava federasyon şunu hesaplıyor. 18 Temmuz'a kadar acaba ikinci bir dalga gelmeden ve bu gerileme sürecini pandemideki gerileme sürecini kullanabilir miyiz diyor. Eğer 18'ine kadar bu gerçekleşmezse o zaman başka bir senaryo üzerinden gidecekler. Ya işte 8 takımı alıp bir şehre götürmek, orada 3 maç yapmak gibi şeyler düşünülecek o o tarihte. Yani eğer o tarihe kadar bir şeyler düzelmemişse. Tabii ki zorluklar var, herkes var. söylüyor. Efendim, e başta hava durumu var te... Haldun'la maç. Heh, şimdi onu onu söyleyeceğim. Sıcak şimdi başta. bir ülkeyiz, yaz ayları sıcak geçiyor ülkemizde. Doğru. Ve gündüz doğru. maçları da oynanacak altı iplerde mecburen. Doğru. Şimdi ben şunu söyleyeyim sana ee, daha e, enteresan bir bilgi vereyim. Temmuz ayında bizim kulüplerimiz e, hazırlık sezonlarına başlamış oluyorlar mı? Haziranın ortasından itibaren normalde başlıyorlar evet. mı? Hadi Temmuz'dan. E, yani o günlerde antrenman yapıyorlar. Demek ki e, gün, gün batımı ile beraber zorluk olacak ama antrenman yaptıkları hafta üstelik de günde iki antrenmanla falan fizik kondisyon yapıyorlar. Buna biraz katlanacaklar, öyle söylememiz lazım. Bir de şunu söyleyeyim, yani şimdi biz 1. Lig'e bakalım. Yani şöyle söyleyeyim, yeni stadı yapıldığı için ismini söyleyebilirim artık. Çok ciddi bir sıkıntı olmadığı için söylüyorum. Bugün 1. Lig'de Hatay Spor'un stadı, yani... Üçüncülük stadı falan gibi yani. Öyle söyleyeyim, ne soyunma odaları ne herhangi bir yere çok uygun değil. Ama ne yapacaksınız mesela? Ha, zaten seyircisiz oynandığına göre Hatay Sporu alacaksınız, Adana'ya, Mersin'e bir yere götüreceksiniz. Yani bunlar önümüzdeki dönemde planlamalar içerisinde yer alacak olaylar. Yani bizi zo çok zor bir sürecin e, beklediğini biliyorum ve bu süreç çok enteresandır. Hiçbir şekilde hiç kimseyi mutlu etmeyecek bir süreç. Yani şöyle söyleyeyim, ikincilikte. Samsun Spor bir grupta 10 puanla lider Artık kopmuş Samsun Spor'un şampiyonluğuna kimse laf söylemiyor Tıpkı Paris Saint Germain'deki gibi Tıpkı Belçika'daki gibi Kimsenin laf söylediği yok Peki ben başka bir şey soracağım şimdi size Bandırma Spor'la ki sen de oralısın biliyorsun. Bandırma Spor'la Ankara Demirspor arasında puan puana devam eden yani evet. çok yakın puanla devam eden bir mücadele var. Ve Bandırma Spor Ankara Demirspor deplasmanına gidecek. Ne yapacağız şimdi? yani bu durumda ne yapacağız? Kim mutlu olacak? Yani Bandırma Spor'u şampiyon ilan etsen Bandırma mutlu olacak, Ankara Demirspor mutsuz. E, etmesen bu sefer diyecek ki Bandırma ben yine ligin lideriyim kardeşim niye beni etmiyorsun? Yani bu noktada gerçekten insanları mutlu edebilmek çok zor. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Birçok ligde de bu türden olaylar söz konusu. Ee, çok ciddi yatırımlar yapmış takımlar ve o yatırımlarının karşılığını almaya çalışıyor. Ama siz de diyorsunuz ki hayır yani Kocaeli Spor açık farklı lider. Hani orada ilan etsen de bir şey olmaz ama... E, playoff oynayıp çıkmak isteyen takımlar var. Bu işe bütçe yatıran takımlar var. Yani İşin özeti şu o şimdilik sözünün arkasında yatan gerçek pandemide tıpkı Çin'deki gibi Güney Kore'deki gibi ikinci dalga yemeden bugünkü sürecimizi Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü bilim kurulumuzun ürettiği süreci biraz aşağıya doğru çekmeye yine devam edersek sanıyorum çok büyük ciddi sıkıntılar oluşmaz diye düşünüyorum ama bu süreç ikinci dalgayla beraber devam ederse ee, o zaman yeni bir e, pozisyon alması gerekecek federasyonun. Doğru. Umarız sağlıklı günlerde futbol geri döner diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Halil Domaç. Ben edelim. teşekkür olsun. ederim. Günün gelişmeleriyle devam edelim spor gündemine. Sevgili seyirciler Beşiktaş yeni sezon için kaleci transferine öncelik veriyordu. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın acele edilmemesini istedi. Beşiktaş kaleci transferini şimdilik...